açıkçası İyi Partililerin hiç memnun olmadıkları, İyi Parti'yi savunmaya çalışan çeşitli kesimlerin de yine pek tatmin olmadı. İyi Parti'yi yeterince hoş tutmadığı muhalefetin iddiaları da çok doğru değil. Tam tersine İyi Parti neredeyse bir dokunulmazlık içerisinde ağızlarına geleni söyleyebildikleri, istediğine istediği parmağı salladıkları ama kendilerine her bir şey söylendiğinde bize kimse parmak sallayamaz diye karşılık verdikleri bir pozisyonda idare etti 5 yıl. Şimdi gelinen noktada hayat İyi Parti için daha zor. Demin söylediğin nedenlerle. Daha önceki çağrılarda İyi Parti'yi sıkıntıya sokmak için yapılmıştı. Çünkü muhalefet içerisindeki o bloğun çatlayabileceği ya da içinde birbirine olan güvensizliğin, muhalefet aktörlerinin birbirine olan güvensizliğinin artabileceği, orada zayıf halka olarak görülmesi ihtimaline karşı bu tür çağrılar kritik zamanlarda yapıldı. Bazen çok sert saldırılar, bazen böyle ilginç, beklenmedik çıkışlarla çağrılar yapıldı. Ve bunların hepsi aslında iktidarın muhalefet stratejisinin bir parçasıydı.